Evet, herkese iyi akşamlar. Saat 8'de Türkiye çıkacak. Ya Türkiye Trakya DLC, yani Rota'da Breaks'i çıkacak. Artık yani başka bir şey kalmadı. TR plaka bile devreye girdi. World of Trucks üzerinden bunu da göstereyim şimdi. Saat 8'e kadar ne varsa bakarız tekrar. Yine Edirne İstanbul'a gideriz ama genellikle işte oynamayalım da hani biraz sohbet edelim, bir de işte çıkacak malum. Şu an fiyat belli olmasa da. Bakalım. Şimdi ekrana verelim. Bir tanıtım videosu verelim ya. Bunu kapatalım. Bir ekrana verelim ya. Bilmeyen falan varsa görsün. Böyle. Rota to Blacks DLC 30 tane şehir var. 10.000'in üzerinde 10.000 kilometre üzerinde yol var. Romanya, Bulgaristan ve Trakya ekleniyor. Dün en son Sofya seferini yayınlamıştım da ben yine Girdo falan böyle gittim. Güzel yollar da var Romanya ve Bulgaristan'da. Zaten işte yayında da oynamıştım birkaç kez de. Fiyat belli değil şu an. Ambardan selamlar mı? Aleykümselam. 135 sürümü desteklemeyecek. 136 gerekiyor. Zaten tam sürüme çıktı o. Yani şu an bir sıkıntı yok. Multiplayer de uyarlandı 136'ya. Gece herhalde ya da belki yarın, bilmiyorum da sanmıyorum yani. DLC çıktıktan sonra herhalde hemen uyarlanır DLC, yani merak etmeyin şu olarak. Trackers MP'ye. Onlar yani erken alabiliyorlar ya bazen. Sıkıntı olmuyor yani. Bir de şu an rekor kırılmış. Yani en çok istek listesine eklenen DLC olarak artık ortada Brex'i var. 420 binden fazla kişi eklemiş. Şimdi Türkiye burada ne kadar dersiniz, çoktur. Diğer oyunculara bakacak olsak, yani onları dışarıda bırakın, bir de şey olarak yani bizim diğer DLC'deki istek listesi oranıyla şu ankinin aynı değil tabi. O yüzden çok çok yüksektir yani. Ama ne kadar bilmiyoruz onu şu an. Yani kafadan diyeceğim şimdi, yani 200 bin var mıdır? Olabilir de olmayabilir de ama bilemiyorum. Rakı SMP destekliyor ya 136. Şu an destekleniyor. Sıkıntı yok. DLC aldığımızda yani sayılır, olur multiplayer de. Multiplayer'e çok takılmayın ya, tamam yani hani nedir yani multiplayer? Tamam yani gelecek, onda bir şey yok ama yani onu ana oyunu es geçip yapanı, DLC yapanı es geçip multiplayer'e direkt geçmek. Profil aracı yapmıştım şey ya. Port FMX'i de, yani isim böyle görünüyor çünkü. Yani ayrı bir marka oluştu falan ama oyun World of Trucks bunu okumuyor. Şimdi bende modlar var da aktif değil ya bazıları. Saat 8'den sonra açarım da zaten 1 saat kadar durur. Burada sessiz olur zaten. Sokaklarda insan kalması falan böyle. Yani plakayı buradan yapabiliyorsunuz. Türkiye'yi seçiyorsunuz buradan. İşte ne geldi buraya başka? Bulgaristan geldi, Romanya geldi, Türkiye eklendi buraya. Şu an seçilebiliyor. Bulgaristan'ın boyama paketi de herhalde şu an çıkar yani. Aynı anda. Yalnız sığmıyor şu an, bir sıkıntı var bilmiyorum. 34 FS ama yani. Font, yani Alman plaka aslında bizim olay. Aynısı. O yüzden Alman plak kullanıyorum ben de ama Alman plaka da daha küçüktü işte. Burada bizim fontlar büyüyor. Sığmıyor yani. Mesela benimki 2009, ben 34 kullanmam. Niye 34 kullanayım ama. Yani 34 yaptım şimdilik. Ya da işte kimisi bilmem STS ya da işte. Yani bir şekilde uydurun şimdilik. Sığmıyor yani. Yani 3 oluyor bu. Böyle yaparsanız sığmıyor yani bu dur olayı. Bir tık düşse diyeceğim bilmiyorum. Sert değil şu an. Burmos dedi açtan yapacak işte şeyde. Benim sürümde olur mu? İpsala bilmiyorum da yani World of Trucks bitişik yazsan ne fark eder? Zaten bak onu denedim ben ama olmamıştı. Mesele şu. Büyük. Bak bunu da yapsan böyle olur. Boşluk kalmıyor. Ya fark etmez. Nasıl olursa olsun yani şu an fındı yani bu. Oldu artık, zaten TR plaka var yani. Hani garajın zaten sen
Şey taşısan dahi görebiliyorsun 34, 22, 59 plaka. Zaten rastgele iş alırsan Türkiye'den bütün ülkedeki plakalar çıkıyor bir orana göre. Yani şu an ne var ne yok bilmiyorum da bakalım. Harita zaten bu. İsmi falan değiştirdiler. İstanbul falan yazıyordu orada da. İstanbul yapmışlardır. Yalnız niye böyle kocaman haritayı şimdi göstermek için paylaşmışlar? Ufak bir yer geliyormuş gibi oluyor. Bu değil yani aslında. Yani daha büyük de. Litre bilmiyorum. Sen buradan falan ayarladıysan olabilir mi? Yok buradan zaten ayarlamaz. Karıştırmaz. Ne geldi bana be? Ekranı kapatmam lazım. Şuraya da buradan bakayım. Abi nasıl manyak insanlar geliyor? Hava güzel mi demek? Hava güzel. Hava kar yağıyor. Soğuk. Nasıl yani? Ne alaka? Millet neler yazıyor? Adam geliyor ne diyor ya? Edirne Trabzon'da oluyor ki plaka TR22 oluyor yani onda bir sıkıntı yok. Sadece buradan kişisel plaka yapıyorsun. Kendi özel plakanı yapıyorsun. Araban varsa onun plakasını yazıyorsun. Tırın varsa onun plakasını yazıyorsun. Ama öteki türlü rastgele çıkıyor işte bölge kodlarına göre. Edirne'nin İpsala, Keşan, Uzunköprü, Merkez hangi harfler varsa ya da İstanbul'da aynısı ona göre yaptı Selçuk abi. Zaten plakaları o yapmıştım. Allah bilek falan olayı yok ya 1.36'da. Yani şimdi grafik kartı falan eski olabilir mi? DX9 var sadece. Sıkıntıdır. Artık DX11 destekliyor sadece. Tam sürüm. Multiplayer zaten FPS artışı demek her yerde. Ben 100 FPS oynuyorum şu an ortalama 90-100 FPS hep. Hep yayın açsam bile öyle oluyor. Yani şimdi yani burada da yazarsınız DLC oynadıktan sonra ya da ayrı bir konu açsak oraya bilmiyorum ki. Ha, bu arada Selçuk abi bir şey almış. Lokum almıştı ya, getirtmişti ya. Nerede onlar ya? Bakayım bir. Aa bu geçenki Utah çıkışından çekilmiş o elemanla. Lokum falan dağıtmış orada ya bildiğin. Onlar saat 8'e yayına geçecekler şimdi. Saat 8'de Steam ve Twitch sayfasında yayın açılacak onların. Ondan sonra artık saatten sonra. International Lone Station'da dün müydü ya? 4 Aralık'ta dün aynı. Bir tane video paylaştılar da yani bu karışıkta şu an bu pek önemli değil ama hani güzel bir video olmuş ya şey olarak böyle. Zaten araç yok ya ATS'de falan garibim. Bir de Rotada Blacks ile iyice dama atıldı. Neyse artık olur ya. Bu da haftaya çıktığında. Biraz ATS oynarız. En az 39 TL. En az 39, en fazla onu bilmiyorsun. Edirne'deyim ya, böyle bir şey yok ha. Edirne'de, ay şu anda Edirne'deyim. Oyunda da Edirne'de olmak. Ya şey ilk günü unutamıyorum yani o cumartesi günü sabah girdiğimde çok başkaydı yani. Bu ETS2'de ilk çıktığı gece çok başkaydı. Bu da şimdi bak ikinci defa böyle bir anı oldu. Yani başka bir şey. Siz de şimdi zaten şey yaptığınızda oynarken şey yapacaksınız da şey yapmayın ya öyle yani ne diyeyim şimdi multiplayer'e gireceksiniz de hani gerçekten oturup oynayın hani. Yani şimdi buradan başlasanız desem çok uzun ya. Yani uzun değil aslında. Edirne'den Debrecen 1229 kilometre. Bu hemen biter. O yüzden diyorum ya işte herkes zaten buraya çekti arabasını. Hani burada iş ala ala gelin ya da direkt belki uzun mesafe yaparsınız çünkü keşfedilmediği için. Yok keşfedilmiştir şu an çünkü çok kişi şöyle bir şey var. Edirne sonuçta hani Türkiye modunda vesaire olduğu için
Bütün şeyler aslında bazıları gitmesem de keşfedilmişti onlar. Sıkıntı olmaz, bulur yani işi. Mesafe ayarlayın. Yani Debrecen'den Düzce falan böyle Segedin'den çıkın yola böyle. Bak buralara gitmedim henüz. Buralar ne güzel yerler. Bak Pernik'e gitmedi. Pernik Kalesi var orada. Yani burada çok güzel. Hani geze geze gelin ki yani tadını çıkarın yeni yerlerde. Bir de Kapıkule'den gidin sonra. Öyle daha iyi olur. Ben biraz şey yaptım tabii. Vakit kalmadığı için o gün. Erken gelse öyle yapardım da. Plovdiv'den başladım şurada. Aşağıda bir yerlerde. Burası Plovdiv aslında ama. Yani. Burada şey var şu an. Göstereyim mi size onu? Bu Rusçuk'un altında bir şirket var. Gerçi ilk yayında oynarken buradan madenden çıkmıştık bu aradan da. Burada Şişecam fabrikası var. Trakya cam fabrikası var. Bayağı onu yapmışlar yani. Şişecam, Trakya cam fabrikası yapmışlar. Sadece cam yükü alabiliyorsunuz. GLA diye geçiyor. Hem burada var. Hem de nerede vardı? Ha, bu Kalarışi de var. Calarışi de var. GLA diye. Bayağı bildiğin Şişecam. Yerden gerçek yerde bakarsın aynı yer. Aşağı yukarı yani tamam işte dördüncü otel, ikinci otel falan. Oyunda tabii değişiyor bazı şeyler de. Hani burada işte basçı şeyler de var. Ama orada yol üzerine yapmışlar. Önermedi diye orada. Hatta oraya gideyim mi? Edirne sokakları. Stasyon mahallesi. Göstereyim. Yani buradan güzel bir şey olur. İş olur yani. Konvoy mavoy. Cam taşınır yani. Neredeyim lan? Dün akşam buradan aldım işte işi. Rusça'ya götürdüm filan. Uf. Nereden gidiyor lan? Kapısı nerede? Ha. Giriş yerde mübarek şey gibi ya. Bak. Hemen cam çıkıyor buradan. Tabi modla ne oluyor? Siz Satelipek'te o Dorsa'ya azılama sihirbazını yaparsanız Trakya camı seçersiniz oradan. Trakya camla single'da oynarken alırsınız. Ya da işte böyle çıkar. Fark etmez yani. Cam paneller taşıyorsunuz İstanbul'a, Tekirdağ ya da herhangi bir yere. Güzel bir şey oldu bu. Ya şimdi modlar daha keyifli olacak. Zaten çoğu kişi modla oynayacağı için daha iyi olacak onlara. Biz modsuz oynadık hani iyiydi ama hani bir yerden sonra da insan istiyor işte modları. Grafik modudur, trafik modudur. Yani başka türlü olmuyor. Saat 8'de çıkacak. Saat 8'de çıkacak. Saat 8'de çıkacak. Saat 8'de çıkacak. Onlar şimdi zaten azlıklar başlamışlardı. Bakalım düğmeye kim basacak? Acaba o mu basacak? Sen çıkar basabilir düğmeye ya. Barış abone olmuş da YouTube'dan. Bence artık sadece YouTube'a yapalım. Bak adamlar abone de oluyorlar. Yani hiç gerek yok şey Twitch'e. Zaten Twitch'e kanalı açtığından beri barışamadım. Ekonomi komutları işlerin fiyatını değiştiriyor. Yani 39 anam. Batmışız lan. Kaç defa işi iptal ettim ondan. Yani G income faktör yazarsanız kaç olduğunu gösterir 0,2. Normali 1 çok fazla para veriyor. 0,2 yaparsanız geberiyorsunuz. Bak buradan iş alsak şimdi Edirne'den. Edirne'den iş alsak. Edirne'den. Edirne içinde 2000. Yok ben zaten giderken bak. Balkan Loko'dan ben çıksam zaten iş alıp. Edirne dışına çıkana kadar zaten ceza yiyeceğim. Radardan. O yüzden almayayım. İstanbul'a 8000, 9000. Baltrak'tan o Filibey var. Bizim şirket şube. Neyi göstereyim mi ya size? Baltrak. Neyse dur. 8'den sonra gösteririm. Edirne, Tekirdağ, İstanbul şubelerimiz falan. Gerçek adresini yazdık oraya. Selçuk Abayetli. Orta sonra veririm ya ben. Yazarım sana şeyden. YouTube'dan. Öyle de işte Twitch'te de kim uğraşacak her tarafla? Olmuyor yani. Dur bir kapatalım şu kontağı da. Bir saati ya da dur bir uyuyayım ya şurada. Kokteyle çıktığı gibi alıyoruz diyor da bir bakıyor musun olmuş. Olmuş 50 lira. O zaman ne yapacaksın? Gerçi sanmıyorum ya çok düşük ihtimal yani öyle bir şeyin olması. Edirne ya. Ulan ya. Buraya da eklendi be. Bir ben öne çekelim. Baltarak Edirne.
Neyse ben bir tekrar bir duyuru yapayım da ondan sonra. BF4-36 beteden çıktı ki. Abi öyle yaz da kaos olsun. Abi o bir saat diyor da şimdi ben de orada bir başta yanlış yazmışlar gibi şeyi. Bir saat için diyor da işte bir saat daha var ama. Aslında 19 çıkıyordu ama 20'de çıkması lazım çünkü saat farkı var. Yani SCS basacağı için SCS'in yanı beklemek lazım. SCS ne zaman yayına geçerse o zaman basılacak. Yani Steam biraz bu durumlarda şey oluyor. Harita vallahi bilmiyorum ne kadar da ya indirdim bir şeyler ama 600 MB mıydı, 400 MB mıydı? Zaten çoğunu indirdi ki 36 ile. Yani devamını indiriyor işte ama yani çok bir şey değil. Yok şimdi. Online promos kalktı da onun yeni sürümü gelecek 1.36'ya. Ondan sonra 2.43 gelecek. Ondan sonra çıkacak tekrar açılacak. Yani Rota'da Black destekleyen versiyonla birlikte herhalde. Gelir yani yakında. Haftaya gelir belki bilmiyoruz. Onları göreceğiz. Onlar biraz şey. Neyse Edirne'den bir görüntüyle paylaşayım şunu ya. Edirne'de şu an aynı gerçekten o şeydeki manzara var. Bu fotoğraf çekmiştim ya. Aynı öyle bir manzara var yani şu an akşam ama tabii kışın öyle olmuyor pek. Sanki oyundaki daha güzelmiş gibi duruyor bana. Hangi dağ yalı videodaki? Ki? Sofya tarafında mı? Ha şey Trnova. Dağ yolları var o bir şey değil bence. Orası daha basit. Bu şeydeki hani yayında gittiğimiz buradan Braşov'a gittiğimiz yol da çok güzel. Bak şuraya gitmedim. Buralar filan. Yani neyse siz gidin. O şey tabii ya maden var bir tane. Kırdop'un orada. Orada da iyi. Siz gidersiniz artık ya. Sinop falan yok. Fernbus videosu gelmez şu an. Skarne falan geldi ama yani. Şu an mesele daha büyük. Basacaksan da söyleyeceklerin aynı. Bir şey değiştirmiyorsun. Onlar da böyle otobüse çıkarta çıkarta içerik oluşturdular ama yani. Sonrası önemli de bakalım. Göreceğiz yani yıl sonu böyle The Bus'tan bir şey gelse bari. Bu Bus Driver Simulator 2019'da tam sürme çıktı şu an. Parmar eklemişler işte böyle hani efekt. Yeni bir tane otobüs de yapalım Sovyet otobüsü. Ne olacak? İşte yani 2020'nin başında zaten bir tane de otobüs oyun çıkacaklar. Neyse şimdilik bir şey yok ya biz bir Edirne İstanbul yapalım anam.
Alicim. Sağ ol. Bir şey değil yani. Yani şimdi burada milli bir mesele varken öyle mevzulara giremeyiz ya. Zaten en nefret ettiğim şeyler. Aa, o bitmiş. O dolma. Gündem simülasyonu yok ya. Onu da vallahi çekemedik var. Çok şeyim ya şu an. Bir sürü haber birikti. Bir sürü şey var. Şu an çekemedim onu. Hani bitmez. Bir bölümde de bitmez gene. Bayağı geciktik orada. O geçen de bir 15 günlük bir kayıp vardı orada. Artık yıl sonuna kadar böyle özel videolarla devam edeceğiz. Çünkü şey de var şimdi. Son 3 hafta zaten bir sürü şey açıklanacak. Yani başka oyunlarla ilgili. Bir sürü duyuru yapılacak. Hani yeni planlar vesaire zaten var yapıldı ama bekleyeceğiz yani. Allah kaç kişi satın aldıysa testi ulaşırsa ulaşmaz ya onu söylemiyorlar ki. Yani onu anlamamız lazım ipucuyla. Yani ne olacak işte göreceğiz bir şekilde. Hani mesajından filan. Zaten ortada değil mi yani? Şu an 420 binden fazla kişi istek listesine eklemiş. Şeyi rekoru kırmışız bir. E zaten her paylaşılan gönderi Türkler zaten bayrak ekliyor, yorum atıyor filan. Hani geçen sene Rusya'ya gelmişti. Yani Rusya'da da ilk kez gelmişti ama hani bu kadar değildi yani. Niye? Çünkü zaten orada geçen oyunlar var. Zaten alışık millet ama Türkiye'de öyle bir durum yok. Yani bizdeki durum çok daha farklı. Şimdi bir şey bile daha görmedim millet. Daha dur. Daha fazla insana yayılacak şimdi. Daha fazla insanı öğrenecek, görecek. O zaman değişecek işler yani. Daha var. Bugünden sonra bir şeyler değişiyor kesin olarak orası. Nasıl söyleyeyim? Zeytin diyor. Subse'den. Hadi hadi şeye gidelim İstanbul'a hadi. Zeytin taşıyalım. Olin'den. Edirne yağ sanayinden. 420 bin hepsi almaz ama ya parayı kazanacaklar. Zaten o yüzden DLC yapalım. Motivate'deki fotoğrafı boş ver. Onu düzelttir. Aldı onu. Bir de paylaşması tekrar aynı şeyi göndereyim. Vay be Edirne be. Valla. Edirne yani görüyorsunuz. Sadece otogar da yalnız aynen. Sadece Edirne'de var. Mecbursunuz buradan oynamaya. Kaldırmaya otobüsleri. Tamam işte İstanbul'da herhangi bir yerden bir duraktan yanaşın. Edirne, Tekirdağ, otobanı sallayın ya otoban pasifisi. Ya şey diyorum ya işte bu camı bulunca fabrikasını. Şimdi buradaki yerler mesela olsa. Şu eski İstanbul'da Çorlu'yla bu eski. Orada bir sürü fabrika var. Otoban yerine orasını yapsalar var ya hani inanılmaz olurdu ya. O kadar çok fabrika o kadar çok yer hani çok güzel olurdu ama. Daha da böyle herhalde endüstride böyle hani ATS'nin yeni DLC'sini diyoruz yani böyle farklı farklı yerler yapıyorlar. Herhalde orada da öyle olurdu ama yani sığmıyor gördüğünüz gibi bak. Yani şöyle yapması sıkıntı olur yani. Neyse bu Kırklareli Dereköy tarafında böyle bir şeyler olsa güzel olacak ama. Şu an Kırklareliler üzgün. Yani çok şey ya böyle yani düşünün işte Edirne'de yoksa devam ediyor. Ya da bak hadi ETS2'de böyle oldu. Ucuz kurtardık. Selçuk abi saysana da yani diğerlerini düşün. Hani başka bir herhangi bir oyunda çıktığında ya da filmde gösterildiğinde Türkiye abuk sabuk gösteriyorlar. Abuk sabuk yapıyorlar. Burada öyle bir şey olmadı. Eksiğimiz Kırklareli. O da kalbimizde yaşıyor filan. Öyle diyeceğiz artık. Direkt Holly'ne. Arapça olur mu ya sen şu kampi varken? Ne olacak? Ne yani şey mi yapacaklardı? A TM İstanbul, A Baltrak, A Baltrak. A modla çıkıyor gerçi bu ya. Neyse sağlık. Baltrak abicim, aa bunu niye alamıyorum? Değiştiremedi şimdi. Bu niye böyle yapıyor arada ya? Böyle değiştirince bir saçmalıyor. Yani biz onu seçmedik diye mi bilmiyorum. Mesela iptal et onu, dur bakalım. Navigasyon sıfırında değilim.
Önce Allah Allah. Neyse. Hadi lan tamam alayım. Brontotopi gibi. Öyle. Ya İstanbul'da eğlenecek bir nokta yok şu an. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi promos varken yani insan ya yapılacak olan her şeyin promosu aslında biraz da uyumlu olması lazım. Niye? Ya Multiplayer'e geldi. Promos büyük bir harita. İpsala'yı zaten onunla yapacaklar. Kırklareli'yi yapabilirler mi? Promos yapıyor öyle bir şeyler. Yani şey olarak hani olmayan şeyleri yapabiliyorlar. Mecbur değiller sadece senin şeyine uymaya. Yani Dereköy'ü ya da işte Burgaz'a bağlayabilirler onlar ileride ama şu an olmaz öyle şeyler. Birisi yapar mod olarak çıkartır. Tamam o başka da hani güncel ve devamı gelecek bir şey biraz sıkıntı ya. Yani o biraz ciddi bir iş yani gerçekten. Basit olsa başardık. Ama şimdilik bir şey diyemiyoruz. Neyse şu an mesele satışın yüksek olması, desteğin fazla olması ve işte devamının gelmesini garantilemek. Yani şimdi tamam promosyon yapacak falan ya da başkası yapacak ama TCS'nin yine devamını getirmesi gerekiyor. TCS, Kocaeli, Gebze ya da neydi o köprünün adı? O yeni köprü neydi lan onun adı? Unuttum. Orhan Gazi Köprüsü'nü yapmadıktan sonra yani şey olarak diyorum hani yeni bir DLC'de kimse yapmaz. Hani şey yaparsın da o başka. Hani yani devamının gelmesi garantilenmesi gerekiyor şu an. Tek sıkıntı ama şu an gelmeyecek. Yani millet hemen seneye gelecek zannediyor öyle bir şey olsa ya. Öyle bir şey olabilir mi? Pat diye olacak bir şey olsa zaten gelirdim önce zaman. Kırkla gidiyoruz burada ceza yemeyelim. Ya bir de şehir içi tırlar giriyor ya. Yani çok acayip oluyor. Zaten o kavşak o yüzden sıkıntılı. Biraz hani trafik 1 bile olsa 0 bile olsa şey olarak hani normal standart şeyle de oynasanız biraz acayip hani o sıkıntı geliyor sana. O trafiği bekleme sıkıntısı geliyor bir anda. Bak şimdi buradan şey gideceğiz tekrar o kavşağa. Ayrı DLC gelmesine olur mu? Neyle para kazanacak adamlar? Yani geldi de bir de ayrı mı bağlı mı olacak onu mu düşüneceğiz? Multiplayer'e gelecek. Vallahi bir saate değil 20'de çıkacak. Ana. Fırat'ı bulduk. Neyse. Bir şey yok. Nerede kuzucu ya ileride? Evet. Evet. Ya Türklerin yaptığı ilkler çok da işte Alican şey sıkıntısı var. Devamı gelmiyor. Hatta işte ilk şeyde var ya Türk çiftçilik simülasyonu. Neydi adını unuttum ya. 90'da yapılan. Amigalarda. Vallahi adını unuttum şu an. Umut Tarım mıydı? Neydi ya? Adını unuttum şimdi. Allah unuttum. Yok Sisil katılmayacak ya. Adam şeyde ya. TL bilemiyoruz. Şimdi fiyatı boş verin ya.
Yani fiyatı tamamıyla boş verin hani şey 39, 40, 45, 50 yani hani şimdi almazsın yarın alırsın yani. Çünkü 3-5 liranın şeyini millet yapıyor çok ya boş verin şu an pasifist var yani şu an mevzu. Yani bir de şey aceleye gelmeyin hani şey acele yapmayın böyle ilk ben gireceğim ilk multiplayer ben gireceğim multiplayer'e girmeden almam falan yani böyle düşüncedeysen zaten ayıp edersin. Yapana yani bunca şey yapana ayıp edersin yani sırf multiplayer'da oynayalım diye bekleyenler var çünkü de. Yani ayıp edersiniz. Onlar yapmadı. O, SCS yaptı bunu. Onlar uyarılacak sadece multiplayer'e. Zaten nefret ediyorum artık. Bu multiplayer o kadar harika bir şey. Yani SCS artık getirsin ki yani. Mevzu kapansın ki yani. Yeter ki şey olsun. Onda olsun her şey. Evet, Kantar'dan çıkalım da. Trend Crops'la ilgili gelişme var. Yani güncellemeler geldi. Ama oynamadık. Ya FS20 şu an ben oynayamıyorum. Sadece yani kamerayı, webcam'i alırım, telefona gösteririm. Anca öyle video çekebilirim. BlueStacks çalışmıyor. Ne zaman çalışır o zaman oynarız. Ya bu sorunun çözümü için iPad almam lazım. Ona da şu an 6-7 bin lira yani. Ona da iPad almaya ne gerek var? Ya telefon alsan bak iOS almakla mesele de iPhone alsan da mesele değişmeyecek. Telefonda oynayamayacağım gene oyunu. Oynanmıyor. Ya istersen yeni telefon al. Gene oynamam yani. Dokunmam bile telefona. Kendi oyunum olsa daha iyi oynamam o derece. Tiksiniyor. Zaten bütün gün bilgisayarda oyun var karşında. Bir de sonra gidip telefonda oyun elemeye takatin kalmıyor. Başka şeyler elemek istiyorsun. Fiyatı bilmiyorum ki söyleyeyim rahat etsin millet. Ya ben 39 bekliyorum niye yani geçen senekiyle aynı kurlar aşağı yukarı. Ama SCS işte para kazanmak istiyorsa ya da hani öyle her sene birkaç lira arttırma fiyat arttırma politikasına gidiyorsa olabilir yani. Göreceğiz yani boş verin ya. Ya kalmış burada bir saat zaten belli olacak yani. Normalde yazarlardı ya ondan saçmalık şu an. Yazıyorlardı blokta bütün TR ülke fiyatlarını tamam bitiyordu olay. Ve böyle yapıyorlar sonra millet kaos. Herkes gereksiz yere bir sürü soru soruyor. Millet de merak ediyor çünkü bir sürü oyun çıkıyor, bir sürü şey yapılıyor. Fiyatlar ortada adam diyor ki böyle bu fiyattan çıkacak. Bunlar hala ne oyun sipariş var, ne fiyata açıklıyorlar. Çıkış tarihi zaten son dakika açıklanıyor yani. Lan sanki hani daha önce deseler ki 5 Aralık sanki çıkmayacak. Ama çıkmayacak de şimdi öyle bir durum da var ki adam ondan önce şey getiriyor. 1.36 güncellemesi teknik altyapıyı değiştiriyor. Ha yani. Hep böyle birbirini etkileyen bir şeyler var. Önemli şeyler var. Ya bu yol çok boktan bir yol be ya. Vallahi hiç çekilmiyor bu yol. Allah'tan kısa yani ha. Vallahi kısa. Uzun olsa hiç çekilmezdi. Diğer taraf olsa ne güzel. Gezine gezine gidecektik. Multiplayer'e gireriz ya. Yani şu an değil. Bence diyorum işte çıkmasın bu gece multiplayer. Pazar akşamı çıksın. Asma bağ mı? Vallahi görmedim öyle bir şey. Buraya da hiç girmedik ya sağdaki yere. Çubaka yani bütün fabrikanın olduğu güzergahtayız aslında da. Neyse. Ve demeyelim. Şu an yok zaten. Gelecek hali de yok. Yalnız Bulgaristan'da mazot fiyatı pahalı söyleyeyim. TL olarak bakarsanız 7-14 oluyor. Ama kendi garajınızdan alırsanız Bulgaristan'daki Plevne'dir falan işte Sofya'dır. Biraz daha ucuz oluyor. Zaten buradaki fiyatlar şey 6.56 mazot. Garajda sana veriyor. Kendi garajında 6.01'e. Yani işte 55 kuruş daha ucuz. Ben bu işten ne kadar alacağım? 9.229 zaten cezaydık. Zaten eksideyiz. Bu iş hiç olmaz. Bak adamın tırı yanıyor. İtfaiye bile gelmemiş hala. Patlayacak millet geçiyor yerler. 9 TL nasıl mazot aldın? Yurt dışında mı aldın?
Şeyde mi? Avrupa'daki yerlerde mi? İpsala diyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İpsala diyor. Romanya'daki benzin fiyatlarına bakmadım da 2,17 leva, Bulgar levası şeyde, Bulgaristan'da. Ona bakmadım da Romanya'da. Geçtik ama dikkat etmedim. Artık dikkat edeceğiz gibi duruyor. Biz de varız ya artık hani. O hesabı yapmamız gerekiyor. Biz bugüne kadar bu oyuna ait değildik. Öyle dışarıdan oyuncu. Çinliler ne yapsın ya? Çinliler ne yapsın, adamlara bak. Hani hiç alakaları yok şeyle. Yok, Ford'la ilgili bir şey yok. Biz getirdik, yeter o. Zaten birazdan ona geçeceğim, FPS'e geçeceğim. İstanbul'daki garajda Lovebet'i var. Lovebet diyorum hep ya. Love'deki var. Midillisi var. Diğeri de Edirne'de. FPS'e yakışıyor be. İstanbul'da falan dolaştım ama yani hani orijinal bir araç gibi durduğu için inanılmaz duruyor yani oyunda. Bence şey yapın. O Oğulcan Akkaş da Switch destek paketi almış. Artık YouTube'dakilere özel yayın yapacağız. 10 kişi, son kişi. Sağ tarafta ne geliyor ya? Elli bin daha geçemedim işte, oynasam bütün videolarda bununla şey olarak oyunda Auto Breaks ile geçerdim de şu an 41 bin galiba ya. Bakalım. Aynen. Ya geçeriz onu ya. Yani işte şimdi multiplayer çıkarsa. Multiplayer de gelmesi lazım Melih'in. Ya Convoy Park'ta düzenlenecek de şeyde yazarız da yani şu an zaten yarın çıkacağı için o olay öne çıkar yani. Birkaç tane video çekilir. De yani şu an burada bunu organize etmek de sıkıntı yani. De onu, siz şimdi herkes diyor multiplayer da nasıl gireceksiniz, onu düşünüyor musunuz hiç? Öyle pat diye giremeyeceksin. Kaç tane sunucu var ki zaten? Yani bir tane daha sunucu açmaları gerekiyor. Sadece Türkler için değil, genel olarak bir tane daha açılması lazım. Ha, promo sunucu açıldıktan sonra tabii yük hafifler biraz da. Şu an sunucular dolar yani, şey yapmayın. İpini koparan gelecek ya. İlk duyan yani ilk kez oynayacak adam da gelecek. Aha giremiyoruz. Kaza olmuş. Git. Neyse, yukarıdan dolanacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Papaz olmayalım şimdi memurlarla. Ocak başı. Buraya bir tane ST ocak başı yazmadılar, gitti be, yazıklar olsun. Vallahi. Nerede yol? Aşağıdan gidelim ya. Hadi bir İstanbul küçük çekmece gölünden geçelim. Zaten başarımda oradan da şey yapıyorsunuz. Güzel bir yer yani orası. Devamına gitmek isterdik, aşağıda böyle devam etse. Antalya girmemiz lazım yine ya. Neden DAF aldım? DAF yani. Şu an biraz FMAX'e daha çok benzediği için herhalde kullanıyorum. Bir de hoşuma gidiyor şu an. Durun, FMAX'e geçeceğiz şimdi işte. Biraz daha şey yapalım. Ben 19'a geçeyim FMAX'e. Daha çıktı nasıl DLC artık, ne iyi var. Yok ya, ne alaka ya, Barış Özcan falan ne alaka ya. Uzay mekiği güzel diye koyduk. Başka bir şey yok ki. Sizin Mega Pack'ten koyamıyoruz ki türlü bayrağı falan.
Benim kimseyle akrabalığım yok. Sevmiyorum da zaten. 702 TL ama oyunun fiyatı öyle. Oyunun gerçek değil ki. Para kazanma sistemi vesaire. Abi benim şu an mesela gelir faktörüm gerçeğe göre ama yani hesap bu. Gerçi 702 lira ne fark eder? Her türlü her yoldan geçiriyorsan devlet ne fark edecek yani? Bir şekilde ödüyorsun. Bak sağda zaten kağıt fabrikası var. Geçen burada zaten bir sıkıntı olmuştu. Bir Kiraz Seratoğlu bir abla vardı. Sürekli geliyordu, vuruyordu, şey yapıyordu, duruyordu orada. Saçma sapan. Baltarak lojistik buradan devam eder. Bak. Yani ne kadar önemli bina varsa hepsini elle şey yapmışlar işte burada. Eklemişler bakın. Yani. Adamlar yapmış. Sağdan Edirne, Tekirdağ Avcılar sapalım. Retarder vites mantıklı mı? Niye ne yapıyor ya? YouTube kafasına göre niye her şeyi önüme atıyor? Retarder vites nasıl falan mantıklı mı derken? Evet, kuyumcu kent işte. Yani retarder vites her şey mantıklı ETS2 için ya da diğer oyunlar için. Mantıksız bir şey yok. Bak. Banka reklamları bile benziyor ya. Ve binaya bakıyorsun ya da o dükkan olduğu yere bakıyorsan mantıklı diyorsun. Metrobüste bekliyor çok yani görüyorsunuz. Hiç kalabalık yok. Eski İstanbul değil bu. Ya da sanki böyle gerçi şimdi 80'den 90'a desem gene aynı tren olacak da neyse demeyeyim. Değişmiş bu İstanbul. Göç etmiş herkes. Geldikleri ya. Bir yani. Ya bu yol zaten 80-50 falan öyle bu hızla gidersen bitmez yani. Bayağı sürüyor yani zaten İstanbul içinde sırf oynasan hani bak İstanbul için nakliye yapsan ya modda ya da yani multiplayer'de falan dolaşsan sürekli İstoroji git gel, havalimanı git gel falan Avcılar git gel böyle yaparsın yani. Daha Küçükçekmece Gölü'ne bak yeni geldik görüyorsunuz su. Bak Marmara'yla gidiyor. Nerede lan? Birazdan gelir. Futbol sahası da var zaten. Bunun adı neydi ya? Hava ciğeri tabelesi derken. O burada değildi ki o başka yerdeydi. Kuru fasulye pilav yazdı oraya galiba da görmedim bir daha. Bakmadım ben yani dikkatli. Zekalı diye banlayalım ya. Gerçekten ne?
Vallahi arkada bir şeyler var. O yolda baktığımızda bak. Yani burada bir şeyler var. Yani işte ne dersen de. Orayı andırıyordur belki de. Ya burası böyle. Güzel yani. Buraya girebiliyorsun bir de. Dolaşıyorsun altından köprünün. O taraftan da giriş çıkış var aynı zamanda da. Burada giriş var. Şu öteki taraftan. Yani adamlar yapmış. Ya burası olması kötü olurdu bak işte. Yani düz gitmek iyi olmaz ama. Bak buraya çıkacaksın şeyde. Kapalı mı lan burası? Ha. Buradan çıksak. Çıkılır lan buradan. Gür kanın devam ediyor şu bak böyle. Oh. Ya ECS'yi bırakın ya onlar an bir durum yok yani onunla ilgili. Boş verin şu an. O çıkana kadar 5 tane daha otobüs oyun çıkacak zaten. Gene hiçbir memnun etmeyecek oyuncuları. The Buzz, Lotus. Lotus memnun eder de. Buzz World çıktı. Buzz Driving Sim çıkacak Oblex'te çıkaracak. Bir tane daha çıkar. Bus Simulator şey de gelecek. Bu Bus Simulator 18'in devamı. Bus Simulator 20 mi olur, 21 mi olur? Onları da oynayacağız. Lan nereye geldik? Yanlış yere geldik şu an. Girmemiz gerekiyordu. Neyse ilerine döneriz. Onları da oynayacağız ama yine diyeceğiz ki ECS nerede? Yani. Draft mod değil. Oyunda büyük ya. Umut yazıyorsun ama hani oyunda büyük şu an. En büyük şehir bu. Yani burada zaten yabancı oyuncular yazıyor onu zaten yazdım da. Hani adam buraya girdikten sonra İstanbul'u özler yani bu tarafları Trakya'yı. Çünkü hani Bulgaristan tam iyi diyoruz da yine güzel yerler var da. Buradan sonra da Avrupa'da falan gene aynı olaylar var. Yani burası çok canlı ve çok farklı yer. Amerika gibi. Hani adam tekrar İstanbul'u gördükten sonra Trakya'yı hani tekrar çıkacak buradan hani tekrar geri gelinecek buraya görelim diye falan. Zaten multiplayer'da sadece Türkler değil yani yabancılar da olacak. Niye olmasın yani? Şehir çok büyük yani büyük yerler yani bu aynı yer mesela Berlin'de de olsaydı ya da
Sofya olsaydı mesela daha da büyük iç tarafta, yani Promos'ta olduğu gibi oldu şu anda. O zaman yine millet giderdi yani. Promos'taki şeyler de büyük. İşte Frankfurt, Berlin, Hamburg falan. Oralar zaten böyle büyüklükte. Londra zaten çok güzel. Londra efsane ya. Londra'da böyle dolaşabiliyorsun işte, ne güzel. Ama işte seçici şimdi o büyüklükte yaptı burayı. Mesela düşünün ki burası şu an 40 TL olabilirdi. Belki olmasaydı. Hakkını yemişler. Tabii yine dönmemiz lazım. Yeni girmedik oradan, lafa dalıyoruz. Bu arabaya böyle duruyor, bak şimdi bak. Boşluk var burada, hani tam yani kafasına göre park etmiş. Hep böyle. İnsan bir düzgün park eder oraya. Yani işte ne gördüyse onu yaptıysa evet. Ya aslında farklılık ama. Neyse, Olden nereye var? Edirne'ye var. Yok be, artık zaten çıkacak. Oynamaya gerek yok artık. Keşan'a var burada. Ağaç kabuğu. Yükreş, mankayla falan güzel olur bu sefer ama şu an yapmayalım bunu. Yetmez yani. İstanbul içinde ne var ya? Ya çıkmıyor işte şeyde. Serbest çalıştı. Ha bak buradan. Ha buradan. Basın Ekspres'in oradan şeyden var bak. Kağıt fabrikasından ambalaj var yine buraya. Ha, olabilir aslında. Paketlenmiş cam var İstanbul'dan. Nereye? Tekirdağ. Birisi daha kazan, bir dakika. Birisi daha kazanmış şeyi ya. Türk herhalde. Aynen. ETS2 Türkiye nickli birisi kazanmış şu an. Çekilişi. Bir tane seyircisinin yaptığı çekilişi. Yine Türkiye vermişler bir tane. Twitter'da yok herhalde. Diğerlerinde başı zaten. Neyse artık. Yayın nerede başladı ya? Nasıl başlayabilir yayın? Açık mı yani şu an? Siz bir yanlış yayını görmeyin. Yayın yok şu an. Daha var yayına. Şimdiki yayın tekrar ediyor şu an. Hindistan ceviz sütü mü? Palav'dan. İstocunu oradan aldım o zaman. Tamam. Gidelim ya.
Çekiliş yok. Geçen yaptılar onu. Çekiliş yasak. Aha ulan dedim nereye çıkıyorum ben böyle. Evin arkasına çıktık dükkanlar. Artık kimin evi varsa burada. Yani burası kalabalık olacak mı Tupir'de? Buralar filan. Mercedes'in o tarafı bak. Buradan çıkış var mı lan? Aa var aslında ama. Buraya işte Ford Trucks kuracağız da nasıl kuracağız bilmiyorum. Şimdi yani ayrılır bir şekilde de yani bilmiyorum. Yerde yok yani hani boş yer yok ki. Koymuşlar buraya Beykent Üniversitesi ya. Ha arkadaşım ne gerek var böyle bir şey? Yani gidip birebir bina yapmak nedir ya? Tamam şu Ford Trucks açacağız oraya şimdi biz. Haftaya çıkar o belki. Belki şurada birkaç tane bina yıkarız ya. Orada yapım aşırısında bir bina vardı. Apartman vardı. Orayı yıkalım. Ya sığar da yani şimdi eski SCS'nin konsepti zaten değil bizim galeri. O yüzden oraya sığar gibi yani. Ne yaparız? Ters arka tarafa bakar da ya. Şimdi ön tarafa bakması lazım. Oraya yol yapmak lazım bir de. Çok karışmamak lazım işte hani böyle sadece olduğu alanın değişmesi lazım. O yüzden ters olacak. Yani en azından arka tarafta standart arabalar çıkacak. Büyük yer, büyük yer de. Zaten bayağı yeni bir şey yaptılar. Kağıda sizin ev mi? Nasıl? İsim unuttuysan yapacak bir şey yok. Mail atın. Hadi be vurmasam çok iyi olacaktı ama neyse. O kadar sert yapılıyor ki yani araba mahvoldu şu an. Yani insan bu kadar da yapmaz ya kırılır bunlar ya. Üzerinden geçelim. Hadi bakalım şimdi kimin evini bulacağız burada. Tapu gibi arayalım. Adamlar yapmış şu an. Bu şimdi mesela hangi apartman? Ya adamlara söyleyin sizin evi deyin ki oyuna aktarırlar. Herkes sizin evin önünden geçecek. Ya yani şu an yani bayağı kapı numarası falan. Kim bunlar şu an mesela? Bu hangi mahalle? Aa, ev herhalde gerçekten böyle de böyle yapmışlar. Akçaburgaz Mahallesi. Google Maps'ten yapılabiliyor ya. Onu ayrı bir yerde yapabiliriz aslında. Gerçi parka bakın parkta. Oraya şey yapacaklar parkta. Atarlar gerçek yerlerini de yine. Yani kapalı sokakta buradan sonrası yani iyi değil böyle bakmak. Evet dışını yapmamışlar. Almış öyle herhalde gerçek. Ya da salladı böyle yani sallamış kafasına göre.
Aynen. Yani bu kadar olmaz ya, yani tava ciğer falan. Bu kadar da yemek düşkünü olmaz ya. Kürtleri öyle gösteriyorlar şu an. İstanbul Üniversitesi kampüsü yok ya, olur mu? Oraya gitmiyoruz biz. Oraya tramvay simülatörü olur, otobüs simülatörü olur, o zaman gidiyor dedi. Oraya OMSI 2 ile gideriz, Lotus'la gideriz. Arkadaş ya, bu kimin şoförü ya bu? Vallahi kampüsü görmedim. Yani binayı bilmiyorum ben, oradaki binayı. Ben oraya gitmedim. Şeye gidiyorum. Beyazıt'takine gidiyorum ben. Oraya da girmiyor. Burada nerede şimdi mesela, onu da bulabiliriz aslında ya. Ya benzeyen bir sürü yer var da yani adı yazmıyor hepsinde. Sadece Beykent Üniversitesi yazıyor. Herhalde bir şey yaptılar, bilmiyorum. Bu kadar da benzemez yani. Ben şok oldum gördüğümde. Dedim bu kadarını beklemiyordum, tamam hani. Olabilir ama yani bu kadar olmaz. Ama güzel olmuş yani, bir üniversiteyi de görüyorsun orada. Aman EDS'ye girmeyelim. Ya böyle uzakta bir sürü bina var aslında. Yakından geçmesen daha yani, büyük bina var, diyorsun ki hani burası bir şey olmalı. Öyle var yani, onlar ortaya çıkacak. Arkamda ne resmi var ya? Bitrate mi düştü? Aman bu şey gene saçmalamasın. Bakayım. Evet. Bravo. Bir dakika, bu dinamik şey vardı bu Synapse'de. O da sıkıntı yapabilir. Ama yapmaz ya. F3'e neye basayım ya? F3'te bir şey yok ki. Evet, şey çıkmış, Scania Touring. Turist bası ferması da ne kadar fiyatı sizde? 1,5 lira. Yani güzel ya. Euro koşu simülatörü olacaktı. Burada var. Ben hiç oynadım şu an. İndirecektim. 76 GB istiyor fermasına. Ya dedim şaka mısın sen yani? Ne var da sen de o kadar istiyorsun? Değmez. Bak burada 3 GB'lık oyun neler yapıyor. Aylarca yıllarca bekletiyor seni. Mesela bu apartmana binalar, yani bunlar kim gerçekten? Bunlar ne? Yani adam bak bir apartman dikti ve şu an herkes onun önünden geçecek. Zaten İstanbul'da böyle bir şey yapmak büyük bir olay. Görüyorsunuz bak, konum ne kadar önemli. Ha, bakarsan bok gibi de neyse. O kadar girmeyelim. Ah, 7.080 lira yedik. Bak ne kadar alacaktık. Ama ne alacağımız para zaten mazota yetmez. Ben ekonomi çok sıkıntı. Bak benim yayını kapatıp oynamam lazım ve parayı kazanmam lazım. Mutfakta bir şey yapamayacağız. Garajı satmam lazım herhalde.
Okey. Yani olabilir. Beni niye soktu? Ben buraya girmeyecektim ki. Ben niye girdim? Alışkanlık şu an. Ücretli olacak. DLC fiyatı çıkınca anlaşılacak. Öğrenilecek. 39 TL ve üzeri olacak. 1. Saat 8'e çıkacak. 2. 3. Almayını banlayacağız. Ben şimdi Steam'e bakacağım çıktığında. Kimler almış, kimler almamış. Almayını sileceğim. Ne gerek var? Alanı ekleriz yani. Ne yapacaksın? Ah, buradan devamına gideceksin be. Baksana ya, ne güzel yerler var. Gidecektik böyle. Trafikte. Oh. Yoğun bir trafikte. Ayaklar ölecekti. Işıklık. Sonra bakanın biri daha geçecekti orada. Trafik yine kilitlenecekti. Bana sövecektik. İyi olurdu. Kime göre saat 7'de de şey yayın başladığında çıkacak. Yayında butona basacaklar. Yani şu an SC'sin yayını başlaması lazım öyle olsa. Başlamadığına göre. Ha beyler, 1 saat olur, 2 saat olur, dert etmeyin ya. Hani şu an bir problem yok. Saat 8 yani. Oyunlar DLC'de saat 8'de çıkıyor akşam olduğunda. Onlara göre 18 de saat geride oldukları için. Aa dur, İstoc'a girelim hadi, neyse oradan dolaşalım bir. TV'den canlı mı izliyorsun? O kadar büyük ekranda. Satın alıp sahibi değil, o istek listesi olayı. O kadar satılmadı. Bulgaristan çıkınca alınacak işte. Saat. O da bugün anında çıkması lazım ama. Bakalım. Ya geçenki ayında bu zaten buraya bakmış yani. Burada bir sürü blok var. Yani hepsini yapmışlar. Yani gerçekte birisi varsa burada kendi bloğunu bulabilir. Kendi çalıştığı dükkanı. Harbi bulabilir yani. Sayabilir hani konumuna göre. Nerede ne var. Yani gerçekte baksak aslında şu an ne yapalım ya. Bir bakalım mı? Dur bakayım. Bir girelim yani. Yani neresi var? Tamam, aynı olacak diye bir şey yok ama yine de çok fazla blok var orada yani, büyük yapmışlar. Bak şöyle hemen. Girelim şimdi. Ya bu aslında yani biraz uzak kalıyor gibi ama. Yani o da işte yerleşimden dolayı yani onu şey diyemiyoruz. Ona takılmayın yani bazı şeyleri. Şimdi yani bayağı büyük ve nereden başlayalım? Girişi orada şöyle. Şimdi bir dakika. Vereceğim ekranda bir gireyim şuraya. Şimdi.
Dur, kayboldun şu an. Bir dakika. Belli. Nereden giriyorduk lan buraya? Ya bu devamına gitmiyor. Düz. Ay Allah'ım. Geldim, tamam ya, buradayım şimdi. Heh. Vereyim ekranı. Bu yanlış yeri verdik. Bak şu an yani oyunda tabii aynı olacak diye bir şey yok yine. Mesela oyuna bakarsam çok inanmıyorum. Arkadaşım yürüsene ya. Bu niye gitmiyor ya? Bu bina ya. Aynen. Evet. Lan karıştı. Nereye geldik biz öyle? Oyunda böyle değil. Oyunda gerçi yaparsın trafiği de. Boku çıkıyor o zaman. Çıkamazsın. Dur gidelim böyle ya. Nasıl zaten hep bir trafikte çekmişler. Hep bir trafik var ya. Bu dayıyla şeye kadar gitmiş arkasında. Burası Trakya'dı yani, Rotası Bilex'e DLC ileride zorunlu olacak yani, şu anki sürümde olmaz. Ama bundan sonraki sürümde olur. Ama göreceğiz yani şu an. Şu an şöyle bir durum var. Bu çıkacak olan sürümde DLC'ye uyumlu olması lazım ama gerekli olmaması lazım.
Ama multiplayer'de nasıl olacak o iş? Yani multiplayer'de Romanya falan olmayacak. Şöyle bir şey de oluyordu. Eskiden iki farklı sürüm de oluyordu. Yani bilmiyorum, şu an gerekli olmaz. Yani şu an olmaz ama birkaç ay sonraki sürümde olur. Ha, dışına geldik zaten ya. Yani işte bak, bizim olaylar. Abi yan yola atladık. Lanet olsun. Burayı taramamış ya yol. Şey, bu araba. Bak buradan bakıyorsun. Apart şeyin inşaatından, hangi inşaat lan bu? Ha, İstanbul zaten, buradan da bakarsak aynı manzarayı görüyoruz. Ya bizim oyunda bulunan yer şurası değil mi ya? Yani sanki karıştırmış adamlar. Yo, bir dakika, dur. Tamam, bunu koymuş. Bir de onu koymuş. O da şey değil mi işte? Nerede koymuş lan o? Bir daha bakayım. Arkadaş, bir de arabasız bir yer olsun be. Yani araba hep. Neyse, bu kadar yani, hani şimdi bütün haritayı açarsak. Kardeşim üst tarafa atacaktım, ben dur. Buradaki şey var mıydı? Bir dakika, vardı lan. Oyundan attı beni, dur. Alt tab'da böyle çok... güncelleme gelmiş bana. Bakayım. Yo. Niye öyle? Simatoriye mi gelmiş? Bugün güncelleme geldi sahi ya. Size geldi mi güncelleme? Yani ben yükledim bir şeyler. Bakayım o linki. Tam teslim ettiğimiz yer oyundaki değil mi? Karşıda da var şey firma. Palav kargo karşıda ya. Yani burada neresi oluyor? %50 işte, bana 140. Voltere değil ya, ne alakası, normal düzeltme arızalık Kentli çıkacak. Aralıkta çıkacak. Çıkmazsa 2020. Ama yapılıyor yani. Durun, böyle gidelim. Ha işte bak. Aynı yer var yine. Tamam, bu taraf yani şu görüntü geliyor değil mi size şu an? Dur, ekranı vermedim. Yanlış yerdeyiz şu an ekranda. Şurası. Oyunda biraz daha döndüreyim böyle. Yani. Ya böyle dolaşıp bulursunuz ama kafayı yemeyin yani, bunu arayacağım bulacağım diye. Boş ver. Yani bunu yapmış adam. Yani bir sürü binayı sıfırdan yapmak tam basit aslında yapan şey için, ama yapıyor sonuçta. Adamın yerini. Ya bizim gittiğimiz yer şimdi tam bir buraya gidiyoruz hemen. Sonra karşıda buradan mı giriyoruz biz? Onu bir bulayım şimdi. Bak biz buradan giriyoruz. Hemen karşıda bir yol var yani, bu vergi dairesi diyor. Kardelen iş elbise falan diyor orada. Oraya attım kendimi şu an. Neredeyim?
Ha, Bir daha oyunda da bir oraya gidelim tekrar. Yani bizim aynen burası işte. Şurada hemen aşağı Fallout kargo var. Burası yani şu an. Burasına bakarsak aynı konumu bulalım şimdi. Arkadaşım dur teyze ne satıyorlar mı? Ya bir böyle. Burada aşağı yardıramıyoruz anasını satayım yani. Rezalet aşağısını almamış bu sefer de. Bu mu lan? Hangi bina ya? Kadıköy yok. Şurası olması lazım onun yaptığı ama ya yani şu toptan satış noktası olarak yapmamış mı? Öyle yapmıştır belki de. Yıldız Teknik var. Ya bizim kavşak sanki burası gibi yani oyunda eklenen yer. Bana öyle geliyor. Bir dakika şu sim parça. Gibi. Yalandan olsa köprüleri yani köprüyü göremezsin uzaktasın. Sağdaki daha gerçekçi. Aa. Ya tamam işte hani bu olay burası. Hani şimdi o yola atlamış buraya gelmiş buradaki yeri yapmış. Yani öyle diyelim. Oraya benziyor çünkü. Burada şirketi vermiş. Orada ya her zaman gerçek bir şey olacak diye. Bak şimdi bak. Biz burada giriyoruz o zaman da bu görüntü eski şimdi. Belki bunun arkasında bir firma var. Aman akım nereye geldik lan? Oo düştük bir çukura. Durun. Bir dakika şimdi. Burası geç. Buraya geç. Şu bina bitmiş hali. Abi gene attı ya. Böyle takılınca olmuyor işte. Sıkıntı oluyor. Vallahi. Korktum yani oraya atlayınca. Antep yolu yok ya. Antep mantep aramayın yok. Sadece Trakya ya. İstanbul, Tekirdağ, Edirne. İşte o viyadük yani o otoyolun bağlantısını yani tek eksik zaten onlar şu an yani haritada baktığımızda. Şey yani liman olsa güzel olurdu. Ya da Tekirdağ'daki liman olsa güzel olurdu. Bir de kuzey otoyolu olsa orada o limana bağlantısı da yani yer yok. Bu adam hani güncellemeyle gelse diyorsun bizim olay kritik diye yani çok satacak hani ilgi de var şey de var ama hani olmaz yani. Tek umudum var o da yani Dereköy'ü açarlarsa 2020 tır geçişlerine gelir belki. Ama yani böyle şeyler de yapılmıyor ki yetisekli. Sadece biz değil ki o zaman adam der ki Romanya'da bir şehir eksik onu da getir bize. Yani olmaz gibi yani o iş sıkıntı. O yüzden güncelleme değil de biz daha çok diğer yarım kalan kısmı yapalım. Hani buraya mı yapacak? Denize mi yapacak adam? Denize yapması lazım şu an. İşte havalimanına gitmesi için en azından nereden baksan yani şu kadar yolu bak şu gişeden şu kadar yolu yani şeyden buradan bak şuradan diyelim ki yapacak. Buradan şu yolu buraya kadar uzatması lazım. Ki hani etrafta ne varsa gösterecek. Tamam boş bir alan olacak falan böyle. Gidecek. Buraya geliyor zaten o zaman. Havalimanı büyük zaten. Havalimanı zaten büyük kısmını onu geç. Şey yolu yapacak. Hani şirketi koyacak birkaç tane o kadar.
Ama yok yani. Denize mi yapsın adam? Yapılsın, ben razıyım ama saçma olacak. Yolu da yapması lazım. Bir de şey de o zaman olması lazım ki hani uzaktan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görsek mesela, dönsek oradan. Ya senaryo bu ama yani biz yapmayacağız sonuçta. Biz yapsak öyle olurdu. Ya ben denize yapılmasına razıyım. Modla da olsa fark etmez yani, deniz meniz. Ne önemi var, arka tarafa bakma. Yola bak sen. Hatta silelim lan bu arka taraftaki haritayı. Ne gerek var böyle bir şeye? Harbi ya, burada uyuyacak diye biz niye şartlandırıyoruz kendimizi? Şimdi yani baksana. Ne gerek var ya? Da alsınlar gitsinler yani, yapsınlar. Yapılabildiği kadarıyla. Ne yaptın ya Simlasop? Bak şuradan böyle bir gitsek ne olurdu ama işte. Neyse, işi alamadık hala yalnız. Anakkale olsaydı evet. Daha burada biz de anlaşamadık şeyde. Oyunda. O zaman da abideyi falan isterdiniz. E orasını da görmüyoruz, ne yapacağız? Neyse buraları yapılmış işte bak. Bu inşaat hali... Az önce yukarıdan baktığımız yer burası işte la. Aynen, inşaatta hala. Adam bitirememiş. Yani o ara bakıp ona göre karar verdilerse yani normaldir. Dar kefede başlangıç destek paketi almış, sağ ol. Şimdi gidelim ya, böyle bir oradan aldım. Saat 19.17. Son 20 dakika şey yapmayız zaten, yarım saat. Yayın başlar filan. Oyunu kapatalım artık, görmeyin. Ya işte aynı yerdeyiz şu an. Böyle gidersek. Buraya girmem lazım. Burada da sıkıntı bak mesela, trafik birikiyor. Multiplayer'ı da buraya geçin zaten ya. Burada durmasına gerek yok kimsenin bence. Yani kimse burada durdu diye ya da durmadı diye banlanmasın. Ne yapacak adam? Yol kapalı zaten, oradan bas git. Zaten trafik yok, yapay zeka trafiği. Ne gerek var? Bak aynı o yeni yapılan yerde burası işte. İnşaattaysa sonra bak bitmiş halini gördük. Benzer yeri yapmışlar. Ama hani... Kaos olacak tabii. Gaziantep yok yok. Hani yok. Yok Gaziantep. Ortalamıyoruz şu an ya. Alırsam sıkıntı olur. Yani çarptı sıkıntı olmaz ama. Bir 8'i bekleyelim de zaten herkes oyuna gireceği için kapatacağım ben de. O yüzden kendim oynayacağım. Belki video çekerim. Multiplayer çıkarsa multiplayer de oynarım. Alt map'i kapatırız şimdi. Böyle onu bir tam ekran yapayım da ben. Şey çıkacak ya şimdi. Ekranı veririz sonra. Epey gelir işte ya. Bugün, yarın. Gelecek yani, merak etmeyin. Mesajlar daldı. Vallahi YouTube akıyor bak. Bu şeyin son günü ha Twitch'in. Öyle görünüyor şu an. Bana ne ya, ben ne yapayım? Twitch demiyorum işte. Dram, hep bir dram dönüyor zaten burada. Dramayı döndürenler de Facebook'a gitti zaten. Evet, aleykümselam. Evet, MP geldi.
Bende şu an yalnız bir mod var ya. Trafik modu. Ama 0.5'te. Yani biraz şey yaptım. Yani G-Trafik'te yani 4 ile bu şeyi alıyorsunuz da biraz farklı oluyor. Bak malı indirmiş gidiyor şimdi. Böyle oynamayınca olmuyor ya. Ya bu trafiği göreceksin yani. Böyle her şeritte adam olacak. Daha şeride geçse iyiydi de. Bir milyon mu? Yok ya. Online mı? Direkt oynayamazsın. Birkaç saat çıkar. Belki de yarın çıkar online. Multiplayer. 8'de çıkacak. Bakın tekrar söyleyeyim. 8'de çıkacak şimdi. 8'de çıkacak. Yayında butona basacaklar. Diğerisi çıkacak. 39 lira olur. 40 lira olur. 45 lira olur. Fark etmez. Ondan sonra multiplayer'da yani normalde aynı geri çıkabiliyor. Öyle oluyor yani. Bu oluyor. Aynı geri çıkartabiliyorlar. 2 olur, 1 olur ya da daha erken olur. Ya da yarın çıkar yani. Niye erken çıkıyor? Ya zaten yani bu adamlar beta tester'dir, şeydir yapanlar. Yani uyarlıyorlar önceden. Çünkü zaten çoğu kitle şey çoğu insan almayacağı için multiplayer'e gelmeden ya da multiplayer'la da zaten daha da iyi olacağı için erkenden çıkartıyorlar yani. Hep böyle oldu bugüne kadar. ATS'nin biraz geç çıkıyor. Orada ATS onlar da iplemiyor yani hani ATS'yi. ATS yeni gelmedi mi 1.36? Ya yani aynı şeyler olduğu için aslında biraz zor oluyor. Aynı özellikler geldiği için. Basit şeyler yoktu yani ATS'de. Aynı teknik değişiklik oldu. Multiplayer de hazırdır bence de yani öyle yapıyorlar mı şimdi ben yapmıyorum ki nereden bileyim adam belki son dakika bir şey çıkar yani olabiliyor. Bir sıkıntı olur. Çıksa bile tam çalışacak mı? Belki bazı yerde kolizyon sorunu vardır. Belki bir şey atıyordur. Bilemezsin yani. Kantara girmemiz lazım ya durun. Tamam da Instagram'daki kişi tamam da sen o zaman Twitter'dan yaz oraya. Selçuk abi gelmiyor o şeylerle. TCS'nin hesabına yaz. Olan mesajlar. Şimdi çekilişi yazdıysan cevap bekle o zaman ya. Şimdi Instagram'dakini mi seçmiş, seni mi seçmiş? Nasıl yapmışlar yani onu şu an? Batu Bey, hazır mısınız şeye? Sefere. Viska öyle bir garantileme söz konusu işte yani çok satın almayan desteği görürlerse beklediklerinin üstünde şu an görüyorlar hani ilgi var ama önemli olan para hani para olmadıktan sonra direkt bir şey yapıyorum desen ne olur şimdi mesela millet yazıyor ama sonra yan çiziyor işte bunu Türkiye boyun paketinde yaptılar hadi orada dedik ki şey hani bazı şeyler sıkıntılı ama yine alması gerekiyordu ama millet harbi abi yan çiziyor yani böyle böyle yazıyor herkes ama sonra yan çiziyorlar. Bu garip çünkü sonra nasıl güvenip de insan bir şey yapabilir ki yani? Ya yine de alacak yani boş ver geçin ya. O yan çizenler başka adam. Almamak için mazeret uyduruyor valla. Garip garip mazeret uyduruyorlar. Ya sanki kafana silah dayadılar yani. Alırsın almazsın yani çok da önemliydi. Parayı da ben de kazanmayacağım yani bana ne ama. Bunca yıl bekledik bunca yıl yayını yaptık oyunun. Ya artık aha her zamanki gibi buraya girdik. Şey yani artık da biz de olalım oyunda ya. Bir desteği gösteriyor yani anti kontrol oyunları millet alıyor. Onlardan bile daha da ucuz düşün yani. Alırdın yani hiç. Özellikle şey yani oynasan da oynamasan da almalı ya zaten hani oynamıyorsun mesela ETS2'yi al yani destek olsun bari. En azından devamı gelsin. Ya bilemezsin orada şimdi Steam'in yüzdesi de var ama şey var giderler var vergi var ama yani sadece biz değil şimdi bir de şöyle bir şey yabancılardan da kazanacak yabancıları tavlayabilecek bir DLC yani onu merak ediyorum işte sadece onu şey Squirrel oynadığında bayağı beğenmişti de düşün yani yani farklı bir yere geliyorsun ya görsen baksana yani şu an yani böyle bir manzara yok şu an herhangi bir yerde yok yani.
Gene diyorsun yani şey ama hani İstanbul çok başka ya. İstanbul bambaşka yani şu an. Devamını istiyor insan. Zaten ben bundan şey yapıyorum. Hani bu adamlar iyi yaptılar gördük ama DCS böyle yapıyor. Sonra Utah'ta da aynısını yapıyor. Arizona'da işte Oregon'da Washington'da yetmiyor. Yani devamını yapmaları lazım hep. Daha da fazlasını istiyor insan. Ya ATS'ye baksanıza. Eyaletin şeyi ortam çok farklı yani. Bayağı da oynamıyoruz ama hani girsen şimdi oynarsın. Tabii ETS 2'de varken olmaz da. Yani Allah yabancılar Türklerden kurtulmuyor yani gene buraya gelecek onlar da. Taraflarda oynayacaklar yani burası yoğun olacak. Zaten şey de var ya biraz bu Türklerin şimdi Türkler orada bir oynanan haritasında bir yoğunluk yapıyor tam bir aktif şey var ve oyuncuyu arttırıyor otomatik olarak. Bir de şey var hani açık konuşalım hani Promos geldiğinde hani bizim gibiler dahil işte öyle çok oynamayan hani şeyden bıkanlar tekrar geri döndüler tekrar oynamaya başladı daha rahat olduğu için daha büyük harita olduğu için bir de şimdi Trakya geliyor yine o ETS 2 multiplayer ilk zamanındaki ortam olacak işte baya baya o oyuncular tekrar geri gelecek ve düşün daha da fazla oyuncuyla birlikte geri dönecekler oynamaya hani ne olur ondan sonra yabancılar doğal olarak ne yapacak yani DLC yalan Call of Duty Spurk yalan dolan olur yani o bitti olay şu an. Tamamen bitti yani. O Avrupa'daki şey, o Türk oyuncular direkt otomatik olarak Bulgaristan, Romanya'ya şeye kayıyor. Trakya'ya kayıyor şu an. Baya baya böyle. Yani bazı şey kafasında biraz. Yok bizi istemiyorlar, yok şey yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yani o kafadan çıkın ya. Mis gibi harita olmuş yani burada. Buraya İstanbul'u beğenmeyen yani atsın kendini şeyden. Boğaz Köprüsü'nden. Baksanız yerlere mis yani. Daha gitmedik ya. Şuraları multiplayer'de gideceğiz işte konvoyda. Herkes geri dönüyor aynen. Ya şaka maka şey zaten ya. Bu millet harbi bir araçlarını falan çekmiş şey. Her şeyin hazırlığını yapıyorlar. Bayağı girecek millet yani. Düşün yani işte bak yabancılar da oynayınca yani Türkler onların yorumlarıdır vesaire Steam'de mesela şey yapmayın Steam'de yani Eminönü yok diye ya da Ayasofya Sultanahmet'i görmüyoruz diye de Boğaz Köprüsü'nü görmüyoruz diye olumsuz yorum yazan yani saçma olur. Çünkü şey demedi adam sana Boğaz Köprüsü'nü illa yapacağız da şöyle bir şey var yalnız ayrıntı bak. Bugüne kadar SCS'de Pavel Söber hep şey dediğinde hani Türkiye ile alakalı bir soruya cevap verdiklerinde şey demişlerdi hep. Boğaz Köprüsü falan görmek istiyoruz yani şey olarak hani Boğaz'ı görmek istiyorduk köprüyü. Çünkü Yavuz Sultan Selim devreye girdi vesaire. O iş değişti. Tırlar başka yerden geçiyor haliyle. O olay değişti de. Yani bunu hep söylemişlerdi aslında ama proje başlamadıkları için, araştırmadıkları için bilemiyorlardı ki. O da var şimdi. Başlayınca çizilen şey bu. Yani böyle olmak zorunda kalmıştı. Ölçekleme de girince devreye. Böyle olmuş yani. Ya abuk sabuk yorumlar yapılmasın yani. Çok saçma olur. Yazık olur yani. Adam gelip derse yok. Şurası yok diye. Ha. Yani gülerler yani hani ondan gülünür ya. Dalga geçirmeyin yani. Üf. Çanakkale ileride gelmez şu an. Şu an yok. Devamını garantilemek zorundayız şu an. Her şey buna bağlı filan. Bu DLC'ye bağlı. PS20 oynadım da videosu çekemedik. Ulan ya. Geldi ya. Vallahi. Bakayım ben bir şey de yapayım. Ama artık bu saatten sonra oynamaya gerek yok. Siz oynarsınız ben bu yazıları bir kontrol edeyim de.
Batum Tiflis paketi mi? Mod olarak. O Türkiye moduna var ki zaten. Onu uyarlamaları da lazımmıştı. Yani tam harita böyle olmasa da uyarlaması lazım ya. Çünkü yollar var filan. Ankara, Ankara. Belki düzenlenir. Multiplayer oynayabileceksiniz ama daha uyarlanmadı. Çıktığında belki aynı gece belki de yarın uyarlanır. Ha, yemekler hazırlanmış şeyde, SCS'de. Bir açayım şeyi. Göstereyim. Bakayım. Ne yiyorlar? Döner yiyecekler diye. Bunlar ne ya? Döner değil bu. Aa, döner yok. Beyler. Butona kim basacak? Hadi bakalım. Selçuk'a basar ya. Evet. Katilin Krabs'ın bir sürümü durulmuş ya. Şey olarak. Polishing'ten Gold versiyona geçiyor. Sonra da Release 1 olacak. Day 1 patch. Ondan sonra devam edecek güncelleme, devam, geliştirmeye. Bayağı yazmışlar bütün diller. Türkçe için bakmak lazım. Topluluk şeyi başlamıştı ama uğraşamadım hiç. Ne season pass'i ya. Ne season pass'i ya. Gene para çarpmaya. Neyin? Aa, üç, çıkıştan sonra 1-0'dan sonra şey yapacaklarmış. Bu Tombstone Engine'in 3.0 sürümüne tamamen entegre olacakmış da. İşte bu 1-0'da optimizasyona odaklanmışlar. Yok çekirdeği vesaire, bitki örtüsüne, ağaçlara, gölge optimizasyonuna. Ya bunlar lazım da. 9 geliyormuş yılbaşından önce. Yani haftaya mı? Haftaya da yani 20'sine kadar gelir o. Geçen sene de öyle yapmışlar sanırım. 2020'nin başında da 1.0 sürümünün çıkış tarihi büyük olasılıkla duyulacakmış. Wow. Aa, ne konsolu be? Manyak mısınız? Daha oyunu bitirmediniz. Para kazanmaları lazım, o da var. Bunlar şey, bir dergi var. Bu Profi falan var ya, Stark Magazine. Onlarla işbirliğine girdiler. Bu hava durumu, toprak, ürün yetişimi gibi şeylerde daha gerçekçi olsun diye işte, yani tarımla ilgili. Onlardan yardım alıyorlar artık bu dergiden. Ya yani iki yol vardı burada. Diyor ki birisi bit attı. İki yol vardı, şey diyor yani, ya toplulukla uğraşacağız o da hani zaman alacak vesaire. O yüzden bunlarla arka planda anlaşacaklar işte, hani sürekli oyunu gelişmeye yönelik. 08'de zaten bunun şeyi vardı aynen. İyi, güzeldir. Yani 2020'de artık bir şeyler gördüm mü? Daha düzgün. Optimizasyonu düzelttikten sonra oynanır zaten de. O düzelmedikçe sıkıntı ya. O, ben de oynayamıyorum o zaman işte. Asılarak hani, evet. FPS düşüyor vesaire, bazı yerlerde çok kötü oluyor. Nerede? Aa, The Hunter Call of Duty'de de şey geliyor, bu İspanya haritası geliyor. Haberiniz olsun. Duyuru yapacağız ya, yayında açacağız işte ya da video çekeriz yani. Aynen, RDR 2 ile aynı saatte çıkacak. Dur bakalım ne olacak şey ya. Bu hangisi çok satacak? Şu an yine Rockstar'la karşı karşıya seyircisi. Şaka maka. Ne bu ya? Bu akşam da yok, yarın akşam da BM Lojistik taşınıyor. Haberiniz olsun. Ben katılamayacağım ama olsun. Şeyde. Berlin'den İstanbul'a taşınıyorlar. Yarın akşam yani biz yayın yaparız da işte, belki karşılaşırız diyeceğim de, sunucu da olacak yani, nasıl sığacak millet bilmiyorum. Hatta böyle birkaç tane fotoğraf hazırlamış, bırak. Nerede? Heh, böyle.
Berlin'deydi böyle bir yer vardı harbiden. Şimdi taşınıyorlar. Yani Photoshop tabii bu da. Yani güzel oluyor işte. Hoş oluyor. Ya TRT zaten Red Dead 2 almaz adam da pahalı. Değil mi? Tolga abi almıştı. Bak kaç haftadır oynamıyorum da onu. Neyse. Selam canım 12 yemek. Söyleme canım, bana gına geldi. Bari burada söyleme ya. Böyle özel bir durumda. Rasim işte, yani önümüzdeki süreçte zaten öyle olacak. Yani işte yeni grafik özellikleri de vesaire. Biraz şeyin değişmesi lazım. Yani sistem gelişmede çok değişmez yine, şu ankiler idare eder de. Mesela DX 11'e aktarmak da oyunu. O aktarıldı artık. Bu saatten sonra her şey düzgün olacak. Ya bu site bana sürekli reklam çıkartıyor burada. Hiç girmedim. Ama sürekli çıkartıyor. 23 dakika mı? Yayını açarlar şimdi 10 dakikalı. Steam sayfasını bir açayım da ben size göstereyim. Bu arada FMAX abone olun. FMAX abone olun ya. Neye oyunda ayak ne için? Bakın şimdi bir buna abone olun. 40 bin olur zaten ya bu akşam ya da bu hafta sonu olur zaten de. 2 ortada Brexit'i alın. Lan. Ne yaşta bu? 25 bin zaten oyunda şu an. Bunun kaçı Türktür acaba ya? Böyle bir baksak şeye. Çok iyi olacak da. Tekirdağ burası, gösterdiği yer. Normal oyun üstünde çekmişler. Tekirdağ olması lazım ya. Tabii. Tekirdağ. Burada Baltrak var, bizim şube. Bu şirket var orada. Hemen servis orada zaten. Aynen. Tekirdağ yani. Şu an gösterdiği yer. Ya ben şeyi burada resimlerde Kapıkule yok anasını satayım. Kapıkule ne yani? Yok Kapıkule yani. İnsan kaldır şu şeyi. Bu ne lan? Koy oraya Kapıkule'yi. Nasıl olmalı Steam'de? Yapacaksın aboneliği. X'e çalışıyor ya. Onun olasılığı düşük. Her zaman çalışmıyor. Gerçekten öyle yani, biraz böyle denk getireceğim yani. Mesela girenlerin kaçta, yüzde kaçında olur? %40'ı, %50'si herhalde. Görmez yani X-Ray olayını. Ya yani şöyle yapın o zaman. Aracı uçurun. Bulgar'daki ilk sırada girmeyin X-Ray'e. Sonra Türkiye'de seni alıyor direkt otomatik olarak. Öyle yapın. Yayında öyle yapmıştık. Evet beyler. Lan çıkacak lan şimdi. Çekiliş yok. Herkes kendi alsın. Sınırdan geçerken prosedür işte, direkt geçiyorsun. Duruyorsun, kalkıyorsun, geçiyorsun. Bunu çok uzatmamışlar. Hayır, DLC'den başka DLC kullanmaya gerekmiyor yani, DLC için. Ortada Brexit için. Sadece bunu alacaksın da. Going East alırsanız alın yani bu, çünkü olmadı olmaz ama şu an indirimde değil. Vallahi az kaldı, çıkıyor. TCS şimdi yayını açar. Vallahi geliyor ha, söyleyeyim. 20 dakika var lan. İyiydi lan böyle, ne güzel. Sadece bizde vardı.
Böyle son dakikada şey oluyor insan biraz be. Bir heyecan başladı böyle, hani millet girecek ya şimdi. O kadar bekle bekle. Yani bayağı şu an önemli ya. Vallahi kaldı kaç dakika? 19 dakika var hadi. O Bilal. Ben SGS çaycıyım. Abi gelmez diye bir şey yoktu ama Uğur, öyle bir şey yoktu. Sadece zamanı var her şeyin. Yani şimdi her şeyin bir zamanı var. Yeter lan, ben şeye geçeyim. Dur, bırakın mod falan olayını. Şey, geçeyim ben. Modlara geçeyim ya, nedir? Rezalet ya. Modsuz oynanır mı? Bir geçeyim, modları açayım ya. Aktifleştireyim, zaten 10 saat sürüyor eklemesi. Sisal Megapack ile başlayalım. İlham amcayla memlekete giriş yapalım. Nerede lan? Heh. Sisal. Sisal. Yok, değil. Nereden biliyor şimdi ama, yani bilmiyorum ki ne kadar satıyor da bizde ne kadar satacak şeyi. Diğer DLC'lerin. Onu bilmiyoruz yani, onu açıklamadılar ki hiç. Ama yani kafamda bir şey var, miktar var ama yani görmem lazım şey, yani ne kadar sattığını. Görüyoruz. Neyi bilmiyorsun yani, ne kadar sattı bugüne kadar? Tamam. Türk lirası para ve benim modu varmış, onu silin artık, onlara gerek yok. Sonra devlete bakayım. Ne vardı başka? Ne modu eklemiştim? Abbas Ella var, tamam. Enrique de var, tamam. Şimdi DB'de hemen gözükmez ama da yani, bakın işte de bilmiyorum ben artık. Dur bakın, sokakta insan var mı ya? Kimsecikler yok. Vallahi incin top atıyor yani. Hiç kimse yok sokakta. Evet. FMAX'e geçelim ya. Tamam. Müşteri olay. Yeter. Olay budur. Bitti artık. Tamamdır. Çekeyim arabayı. Bir de Dorsa'yı indireyim ben. Siz görmüyorsunuz da şu an. Edirne'de nerede Dorsa'yı? Selçuk abi almış benim Dorsa'yı. Ayıp ya. Çünkü Edenif'ten dorse var, o da onu almış. Oh. Evet ben siz için şimdi Kapıkule'ye gidiyorum. Oradan FMAX'e girişi yapacağım. Şey göstereceğim yani. Böyle park edeyim. Bakayım. Dur ya, biraz daha şey yapalım. Geri çekelim. Böyle bir kere daha indireyim. Ekranı vermem ya. Dur, vermem şu an, bekleyin. Böyle.
Tek başıma geldim. Kucak beyler durun. Nerede ya? F5 sesi tabii ki de. Var mı böyle başka bir ses? Hadi ya seyircisi. Ne oluyor? Açmadı hala yayını. Ertelendi mi acaba diğerisi? Olabilir de. Oo yeni pis geliyor. Bakayım. Beyler hadi az kaldı hiç. Şey etmeyin az kaldı. Bitti. Yok. Going kiss gerekmiyor ya. Sadece ortada break alacaksınız. Öyle olsa zaten yazar burada going kiss gerekiyordu. Sadece ETS2 lazım. Ama alın işte onu da yani. Onu indirimde alın. Almayan varsa. Hadi beyler. Çok az kaldı. Çok az kaldı valla. Yani artık. Bulgaristan yeni geliyor ya. O da çıkacak işte şimdi. Gece gelir ya. Gece gelir. Hop. Lan dondum ya. Gece gelir mi epey işte bilmiyoruz artık yarın mı gelir gece mi gelir yani nereden bilelim şimdi. Banlayalım şunu ya. Geldi mi? Ertelendi mi acaba ya niye çıkmadı hala? Resmi tanıtım müziği bu zaten biliyorsunuz. Şuna nereye? Ya yeter bu yeter. Yani. Gayet resmi müzik bu. Baksana. Aynı müzik var.
öyle değil ya, durun ya. Belli olacak şimdi. Morarmayın sonra yüksek fiyat olunca. Ha, Edirne işte. Müzik iyi ya, müzik bayağı iyi yani. Bir daha açayım, şey yapayım. Burada girecek bakın o müzik. Yani çok benziyor. Bir dakika var burada. Şey yok. Okay. Tamam. Ama diyor ki şu an. Az kaldı, az kaldı. Bak 5 dakika ya. Dedesi açar şimdi yayını. Dur bakayım. Hadi aç bundan, neredesiniz be, ne yapıyorsunuz? Nerede bu? Dur yayın şey geçti. Allah Allah. Ağır mı geldi yemekler? yediler o kadar orada şimdi. Hala açmadılar, ayıp ya. Baklavalı baklava söylemişler. Yani döner biraz garip olurdu da. Baklava yemişler zaten adamlar. Orada zaten vardı, görmüştük ama. İyi ya. Bakayım sadece hesabı. Yani. Şimdi başlar ya, böyle son 2-3 dakika geliyor galiba. Dur bakayım. Şimdi girecek yerine girmeyecek falan biraz şey yapacak. Bittiğinde çıkar artık bu, bittiğinde yayın başlar zaten. Neydi bu? Yok, banda çalmıyor. Çalabilir ya, milli şey yaparım, marş yaparım. Abi hemen çıkmayacak, beklemeyin. Yayında basacaklar. Bak.
Haydi be ya, vallahi yani hadi. Açılması lazım şu an. Adilan yazmış birisi sayfaya. Yani tam 20'de yayın başlayacak da o zaman işte basıp 2 dakika gelecek dalga. Hani açılacak. Şimdi çok az kaldı bakın. Çok az kaldı. Çıkacak ya, bekleyin yani. Bak geliyor. Butona basmaya gidiyorlarmış şu an. O zaman ya bu yayına girerken bunlar zaten biraz şey yapacak ya şimdi. Hemen her şey aynı olmuyor biliyorsunuz. Patağında açılmıyor. Ah, aha geldi. Ya şeyde yok. Karanlık abicim, böyle olur mu ya? Her şey defasında böyle bir şey. The team clicking the button, or is the Absolutely. Let's get everyone around. So Bella whoever's clicking çıkıyor. the button from the ETS2 team, come gather around, come over onto the stream. Let's give a round of applause. Bunlar yapanlar mıydı ya? And we got a momentous amount of people that are joining us tonight. Just one person. It was all him. Now, of course, massive team effort from everyone at ETS2, but we've got one representative here from our team as well. And of course, it's such a highly anticipated DLC. Over 420,000 of you adding it to your Steam wish list. A massive thank you to Ya everyone şu açsa burası adding to your görünmeyecek. wish list tonight. So I think, without further ado, I think we should start getting to hitting the big button. Okay, does that sound good? We shall do that. All right, Abi let's bu do çocuk it. hiç basacak gibi durmuyor. Countdown from 10, and we'll hit the big Çocuk button. hiç basacak gibi durmuyor ya, olmamış. ETS2. Starting from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. There we go! Woohoo! Road to the Black Sea is now released on EuroTruck Simulator 2. Now! TL. Yapacak bir şey yok. Böyle. 48 TL. Veda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yanar için, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurduna, Yunus'una Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Lay lay. Hayır guys. Tuttu ya Batu. Ağlayacağım şu an. Gözümden yaş geldi, görmüyorlar şu an. Anlamıyorlar. İçeri doğru akıyor değil mi? Şu an Twitter'da yazmaya çalışıyorum. Gerçi herkes de ağlıyor zaten 48 lira olduğu için. Ama büyük ol ya, olabilirdi böyle şey. En az da 39 TL'ydi. 50 arasıydı, 48 oldu. Mecnun'a Leyla'sı
Bakalım şimdi Steam'de kim almadı? Gidiyoruz arkadaşlıkla. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin. Evet, alanları bakıyoruz. Güzel. Bir başkadır benim memleketim. Neyse. Lay 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 lay. Ya sadece şu şekilde mantıklı geliyor. Adamlar bizden 8 dolar kazanıyor sonuçta. Yani. Diğer son 8 dolar. Aynen. Benim memleketim. Aynen. Tabii 50 lira. Bir daha çevirdim şarkıyı. Bozabilecek var. Ne bozabilecek? Düz 50 var, bozabilecek var mı diyorsun? Vallahi. 50 lira harbiden oldu be, valla. O kadarını beklemiyordum. Havasına, ağlayacağım. Suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin. Ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim. Elimi sakın almayın. Lay 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 lay. Lokuma saydılar 2 lirayı oğlum. Lokumda keşke bir şey gönderseydik ya. Biraz daha bir şey gönderseydik. Hayır, benim anlamadığım 39 lira dediklerinde tamam diyen adam nasıl 48 liraya oha diyor. Abi zaten en az yani. Hayır, bizde de dur bakayım. Diğer hikaye nasıl fiyat? Yani diğer hikaye de farklıysa arttırdılar da normal yani. Elim ayağım titriyor. Tutamıyorum. Bu destan paketi çıkmış. Burası şey gelmedi abi. Bilgisayar. Yani geçen sene 6.77'den çıkarmışlar bize. Bu sene 8 dolarsa normal. Diğersi zaten 18 18 euro yapıyor. 18 dolar yapıyor işte. Şey yok tabii ki. Lay 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 lay. Tolga abi gene basmış otobüse, öyle gelmiş. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına. Olay budur. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Grafik modu var. Başkadır benim memleketim. Lay lay lay. Açalım ya, kapatacağız zaten şimdi. Bir başkadır benim memleketim. Dur, bu kadarına girmeyelim, tamam. Tamam, Şinaner'i çalalım da keyfimiz yerine gelsin ya. Ya tamam yani, o kadar abartmayın. 10 lira 900 lira fazla etti, ne oldu? Bak millet başlayacak şey yapmaya. Çölün ortasında. Güzel. Önemli olan gelmesiydi. MB işte, tamam, o civarda. Yo, ben de paralar geldiğine sevinirim Arda. Komisyon gelmiyor, bize olmasın. Hala giremediniz mi ya? Herkes indiriyor mu hala? Steam kilitlenmiş diyorlar. Haydi beyler, haydi.
Herkes DLC'sini alsın, otursun evinde oynasın şimdi. Biz Bulgaristan'ı da almışlar adamlar, boy paketini de almışlar. Emre, partimize hoş geldin. Çıkardık. Bye guys, bye guys. Çıkardık Emre, 48 liradan çıkardık oyunu. DLC. Gördüm. Finaleri çalıyoruz. Az önce bir başka benim memleketim vardı. Aldık. 48 liraya bir amca gözünden yaş geldi. Niye? Abi niye? Yüksek aslında ama yani yapacak bir şey yok. 2 lira yapsaydı bari oradan. Hadi 49 olsaydı, 48 ne yapıyorsun? Yani 48 yapmaya ne gerek var? 49 yapamaz işte, küsurat tutmuyor. Blacksy Bundle var sahi, durun ne o? Ne var onda? Aa. Oo güzel çalıyor şu an, dur bakayım. Blacksy Bundle varmış ama yani boyan paketleriyle alırsanız, Gonkis falan alırsanız kaç para? 70 lira. Ama bu indirimde düşer. Gerçekten doğru bir tespit. 39'u veren 48'i de verir yani. Yok be, zaten millet öyle dalgasını yazıyor. Ne diyeceğim? Bu Map Booster paketi nerede ya? Map Booster mı? Map Booster paketi. Baltic Bundle vardı. Map Booster'da ne oluyor? Ya şu an indirim de yok ama yani indirimler başlar yine. Map Booster eklenmemiş. Baltic için yani şey yok. Baltic için de vardı bir bundle. Burada da var bir eksi bundle. Ya böyle şimdi bir dakika. 70 lira ne oluyor? Böyle olunca 30. Ya ben paketi zaten ETS 2 var bende. Hiç olmayan ne kadar yapıyor ya bunu şu an? Dur bakayım. Hiç olmayan ne kadar? 70 lira falan olur. Zaten olacak ki. Boyama paketi bedava gelsin olur. Gonkis falan da bedava geliyor o zaman. 105 lira ödüyorsun ya. Oho. %10 indirim. Boş ver. Alın işte bir şekilde ya. Önemi yok onun. Dur bir şarkı daha açıp gidelim ya. Ne açayım? Böyle komik bir şey açayım. Gizlim oynamıyorum açsam acaba. Aa şunu açayım. Nerede o? Kırkpınar marşı mı açsak acaba? Çok mu ağır olur? Onu bakacağız ya. Yabancılar da erken şey biraz pahalı olmuş olabilir de şu an fiyatlar tam gelmedi. Ah geldi şu an. Bizim şu an fiyat dur. Marşı durduralım. Ekrana geliyor mu görüntü? Geliyor. Bizim şu an Blacksy 7.77 dolar. Geçen sene yok 8.34. Aynen. Geçen sene 6.77 idi. Yani şu an fark bu. Yine Argentin pesosunu alan 3.5 dolar satıyor adamları. Gerçi adamların satılsa ne olur? Yani geçen sene de şeymişti. Ya biraz artış var gibi ama hani gene aynı. Bizimle aynı Vietnam bizden mesela daha ucuz olmuş. Ama bizim ya normal ya ekonomi kaldırır bunu yani alınır ama. Bizim şu an sıkıntı şu. Ana oyun fiyatı ucuz diye böyle millete şey geliyor da. Ana oyun fiyatı 59 lira olsa zaten şey gibi ATS gibi zaten millet bir şey diyemeyecek. Yolu vardı 60 liraya kadar. Yani 8 yani adam 18 euroya dolara satıyor ya. Atasözü olacak ama. 10 dakika önce aldın. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Thank you.
Ben ölür gibiyim. Ne kırpınar er meydanında. Bak şarkı okumaya başladım. Ben çekiliş yapmam. Eyvah heyecandan ölür gibi Edirne Kırkpınar er meydanında. Edirne Kırkpınar er meydanında. Bir rakamımız eksik şu an, yemin ediyorum. Güreş okuyor, ter bulaşmış cimen yay kokuyor. Davul sesli cazgır güreş okuyor, ter bulaşmış cimen yay kokuyor. 600 yıldan gerçek olur. Ben haberi 39 TL diye yazmıştım bu arada, hala yayınlamadım. Daha farklı sitelerde ucuzdur ama ben oraya bakamam şimdi, beni ilgilenmez. Aynı hesap. 5 lira 10 lira ucuz oldu. Lan acaba şey mi, şarkıcı mı olsun? Şu an feci moda girdim. Korsan düşecek tabi zaten, kitabı yok ki. Her biri ile anılır Edirne Kırkpınar er meydanında. Edirne Kırkpınar er meydanında. Her biri ile anılır Edirne Kırkpınar er meydanında. Vay be. Aslında kimsenin uzattığı yok ama. Biliyorsun gereksiz yere yemiyoruz bunu. Alan aldı, oynayan oynadı artık. Türkiye geldi oyuna.
ölür gibi. Tarih denizinde yürür gibi. Eyvah heyecandan ölür gibi. Edirne kırptılar er meydanında. Edirne kırptılar er meydanında. Eyvah heyecandan ölür gibi. Edirne kırpınar er meydanında. Edirne kırpınar er meydanında. Davul sesli cazgır güreş okuyor. Ter bulaşmış çimen yağ kokuyor. Davul sesli cazgır güreş okuyor. Ter bulaşmış çimen yağ kokuyor. 600 yıl tarih gerçek oluyor. Edirne kırpınar er meydanında. Edirne kırpınar er meydanında. 600 yıl tarih gerçek oluyor. Edirne kırpınar er meydanında. Edirne kırpınar er meydanında. Ya bunu düğünden mi nereden bir şeyden kaydetmişler ondan. Klip ya YouTube'da. Neyse özetle olay bu da 48 yerden çıktı. Hani başka bir olay yok. Boşuna yaygara yapmayın. Zaten olacağı buydu yani. Abi biraz daha ucuz olabilirmiş ya. Yani yapacak bir şey yok. 48 lira değil de yani şimdi her şeyi de silip millet atmaya çalışıyor şu an. Ne güzel DLC işte daha ne olsun. Yok bilmiyordum ya ben de şaşırdım. Nereden bileceğim ben adam son dakika kafasına göre koyuyor. Ya yani biliyorlardı da yani. Koyuyor yani ben nereden bileyim. Ben şeyi bile 48 şey yaptım 39 TL yazmışım haberde. Şimdi yayınlayayım da onu. Bulgarlar da o civarda. Bulgarlar ne kadar ödüyor bakalım. Ay Bulgar ödesen olur ödemesen olur bizim için de. Onlar da onların da ucuz değil onu söyleyeyim ama dur bakayım bulmam lazım şu an. Nerede lan bu DLC'ler? Ne bir türlü? Heh. Beyond, Beyond, Road.
Bulgaristan nerede? Yok mu ülke olarak? Leva olarak onlar euro olarak mı kullanıyorlar acaba? Yani yazmıyor ki, onlar lev olarak kullanıyorlar o zaman şey interneti. Yok yani Bulgaristan levası şu an göremedim hiç. Rusya'da zaten 10,95 dolar. Tabii yani Bulgarlar da şeyden alıyor. 18 Euro'dan alacaklar. Romanya'da aynı şekilde olması lazım. Bilemedim. Yani yok yani. Kolombiya pesosu yok. Onlar da Euro'dan alacaklar. Daha pahalı. Adamlar para kazanacak yani. Ya. Scan Turing niye şey yapıyor? Scan Turing bas mı almak isterse şimdi şey mi? Çekiliş yok. Çekiliş yok. Ben yapmam çekiliş. Zaten yeni zamanda yapmıyorum. Hiç uğraşmam yani. Boş verin. Çekilişim. Neyse burada kapatalım ya. Multiplayer çıkınca zaten video falan çekeceğiz. Hadi yarın bakarız da şimdi zaten millet 14 level onlarda mı? Nerede yazıyor ki? Göremedim ben burada. 14 level zaten kaç para yapıyor? Aynı paraya gelmiyor mu? Nerede burada? Göremedim ben onu ya. Yok yani. 14 levaysa kaç para yapıyor ki 14 leva? Yine. 1 leva 3 lira değil mi? 3,5 lira. Edirne 40 meydanında nerede ya? Ya burası da bozuk. 48 mi yapıyor? Tamam mı yani aynı hesap. Bulgaristan 18 euro almış birisi. Bulgaristan 16 36 levaymış. Ben şey demedim 48'in şeyini. Normal Bulgarlar eurodan alıyorlar. Aynen doğrusu 18 eurodan alıyorlar şu an adamlar. 36 leva. Yani burada oluyor 36 leva sana zaten 117 lira. Hani bizim euroyu zaten çevirdiğimiz hesap oluyor. Ama yani bak adamdan direkt tam parayı kazanacak. Bizden 8,5 dolar kazanacak. Düşün yani. 8,5 dolar yani. 8,5 dolar da para. Ya neyse yani burada bir sıkıntı yok. Onlardan 18 euro. Bizden 8,5 dolar. En ucuz gene bizdeyiz yani. Sanki şey gibi millet ya. Yani böyle yapmış. Zaten 18 euro. 18 dolardan çıkıyor diğer sersene ki. Bir farkı yok yani. Bizdeki de artıyor işte yavaş yavaş. Seneye çıkacak olan belki 9,5 dolar olur. Gerçi ne kadar zamlanmış da yani neyse. Seneye belki 9,5 dolar olur. 56 lira ödersin belki diye atıyorum şu anda. Abi yani hiç millet zaten korsan oynayacaklar biraz da şu an yaygara koparıyor onlar zaten öyle oynayacaktı. Yok yani fiyatta millet bakacak keyfine işte. Alacak herkes merak etmeyin. Böyle oluyor da sonra olmuyor işte. Millet alıyor yani merak etmeyin. Neler almamışlardı. 50 lira zaten havadan. Ama Selçuk abi hep şey diyordu yalnız farkındaysanız. Hani 50 lira bulundurun falan diye şey olarak. Çünkü biliyormuş bir şeyler. Ya da hani tahmini öyle hani 60.
Evet. Güzel bir DLC çıktı vallahi. Yani oynayan var mı şu an? İniyor diyorsunuz. Yani şu an Türkiye devamını işte desteklerse gelir. Ya gelecek de şu an değil. Şu an daha var. Daha çıkarmaları gereken bir şey var. Portekiz İspanya gelecek seneye. Ondan sonra öyle öyle zaten. Şu an çok satanlara bakayım bir ya. Ne olmuş? Ne durumda çok satanlarda? Şu an durum nedir? TC'si paraya para demiyor mu yoksa? Çok satanlarda şu an ortada bir eksi var. Yani buradan girersek. RDR ikinci sırada şu an. Yani tabii o şeyi yine açıklama lazım ne kadar. Yani şu an benim önümde RDR 2'yi geçmişiz gibi. Bir şeyden bakayım bu VPN ile. Ne diyor orada? Aa, şey ETS 2'nin şeyiyle bir değil. RDR 2 alan aldı zaten. Oynayan oynadı. Steam'e geç gidiyor. 420 kişi almayacak ama şimdi. Türkler değil onlar hep tamam mı? Türk değil onların. Oğlum bu niye VPN ile açtık gene ya. Yo, rotada bir eksi. Bu nereden açtı lan bana? Hangi ülkeden girdim ben? Avrupa diyor da. Neyse hani bizde rotada bir eksi yukarıda da genel olarak da zaten ilk üçte falan şey. Yazarlar zaten şimdi yarın bir blok gelir belki. Neyse olay bitmiştir. Promosyonu ne zaman getirir bilmiyoruz. Onu hiç sormayın. Şu an ekranı alamam ya. Başka şeyler var ekranda. Tamam bir paylaşamadım haberleri. Her meydanı. Evet her meydanı görüyorsunuz ekranda zaten. Türkiye kaçıncı sırada derken neye göre? MHP bilmiyoruz neden gelir. Gelebilir. Yarın da gelir. Bugün de gelir. Gece de gelir. Onu bilmiyoruz. Olur. 68 TL de olsa olurdu yani. Çıkartırlardı yani. Bir şey olmazdı. Bak. Rotada Black giriyorum bak şu an Steam'de. 41 kişi de var. 3-4 kişi zaten 2 tane ben vermiştim zaten. O yüzden Selçuk abi de var zaten. Yani burada şu an istek dizisindekiler tabi iştedir ama akıyor yani. Akıyor. Şu an akıyor. Aktiviteye bakarsan zaten herkes alıyor. Ya merak etmeyin. Şimdi alır, yarın alır yani fark etmez. Hemen pat diye de olacak diye bir şey yok. Yakından takip edenler izler. Yakından takip edenler ilk gün çıktığında izler, alır filan. Onun dışındakiler sonra alır ya. Zaten ondan sonrası önemli şu an. Şey. Hadi bir şiirle kapatalım ya. Başka bir tepeden. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Nece revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.